TRT Haber özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Kirişçi ne demiş bakalım? Ha bak şurada. 2002'de 65 milyon olan ülke nüfusu şu anda 85 milyon. 5 milyon mülteci var. Kağıt üzerinde olan mı gerçek mi? Biz açız dediğini duydunuz mu? Onlar da bu ülkenin ürettiğini tüketiyor. Bu ülke 75-100 milyon turisti ağırlayacak durumda ifadelerini kullandı. Birincisi onun adı mülteci değil sığınmacıdır ve geçici sığınmacıdır. Konuyu değiştirmek istemiyorum. İnsanların nasıl aşama aşama fakirleştiğini, neden fakirleştiğini yani çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ki ben ekonomist bile değilim. Ekonomistler kim bir daha ne detaylar söyler. Onları burada konuşmayacağız çünkü konumuz bu değil. Bunların her birisi eğer destekleyebileceğimiz bir aday olursa önce onu oldurmaya çalışacağız. Eğer o olursa bunların her birini de yine nasıl sözde muhalefete geçiren videolar yapacaksak bu konuların her birini konuşan videolar da yapacağız. Yani mesela nasıl fakirleştiniz? Neden fakirsiniz? Bunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız arkadaşlarımıza. Ya da mesela çok klasik bir laftır. Eskiden hastane kuyrukları vardı yeğenim. Ah Parti sayesinde hastane kuyrukları yok ifadesinin aslında nasıl ah parti ile alakası olduğunu, geniş bant internet teknolojisinin gelmesiyle, internetin ve bilişim teknolojisinin gelişmesiyle, akıllı telefonların gelişmesiyle, internetin her eve yayılmasıyla, bunun ah parti ile değil teknolojinin gelişmesiyle alakası olduğunu anlatan bir video mesela. Yani eskiden hastanede kuyruklar vardı yeğenim. Ah parti sağ olsun şu an randevu sistem var demek. Eskiden ahizeli telefonlar vardı yeğenim. Ah parti sağ olsun şu an akıllı telefonlar var demekle aynıdır. Neyse bu tür şeyleri anlatacağım. Şimdi gelelim hayatın gerçeklerine. Bugün şunu konuşmak istiyorum arkadaşlar. Eğer ki Kılıçdaroğlu reis ya da onun desteklediği herhangi bir aday başa gelirse sığınmacıları geri yollayacaklar iddiası bir yalandır. Yalan arkadaşlar. Geri yollamayacaklar. Bunu konuşalım. Biliyorsunuz bazen yorumlarda falan yazarlar Bilmem neredeki röportajında dedi ki biz yollayacağız Bu yalan arkadaşlar yani eğer dediyse bile yalan benim birebir duyduğum yarım ağızlı hep söylemler işte biz Avrupa ile çok daha sıkı bir pazarlık yapacağız Yani sığınmacıları gerçekten geri yollayacak bir adam neden böyle bir şey desin çıkar çat diye çıkartır masaya vurur abi. Der ki sığınmacıları geri yollayacağız. Neden? Biz Avrupa ile çok daha sıkı bir pazarlık yapacağız mülteci konusunda. Niye bunu desin? Bir ara işte çıktı konteynerlerle Afganlar falan içeriye alındığı zaman oradan puan toplamak için hudut namustur dedi. Puan da topladı hepimiz takdir ettik. Kim olursa olsun doğru bir şey söylerse takdir ederiz. Ama şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen haberlerde öyle yazıyor yani. Mülteci Filmleri Festivali. Şimdi bak buna tepki gösterdiğiniz zaman da şey derler. Ya ne alakası var? Biz onların sorunlarını anlatan belgesel çekmek istedik. Lale Mansur da filmden sonra demiş ya. Ya ne alakası var? Biz işte ırkçılara aslında gönderme yaptık. Ya bunlar boş işler abi. Bunları geçeceksin. Yarım ağızla işte çok sıkı pazarlık yapacağız. Yarım ağızla yok hudut namustur falan deyip ondan sonra da mülteci filmleri festivali yapıyorsun. Şunu mu demeye getiriyorsun? Ben galiba anladım seni galiba anladım. Yani diyorsun ki, "Hudut namustur ama biz böyle namus gibi geri kalmış terimlere takılmıyoruz." Sloganınız bu mu? Yani sığınmacı konusundaki politikanız, sığınmacı konusundaki sloganınız bu mu? "Hudut namustur ama biz namus gibi geri kalmış terimlere takılmıyoruz." Bu mu sloganınız? Aslında arkadaşlar, bunların hepsi muallakta. Esas kesin kanıt olarak ben size şunu söyleyeyim. Bu adamlar sol gerici mi? Evet. Suriyeli filmi müjdeyi yapanlar sol gericiler mi? Evet. Bunları bize Suriyelileri sokaklarınıza alın, sığınmacıları sokaklarınıza alın, ırkçılık yapmayın, insan olmayı öğrenin diyenler Crest Foundation'dan beslenen yine sol gerici haber grupları mıydı? Evet. Peki her şeyi dört dörtlük bilmemize gerek yok arkadaşlar. Sadece bildiklerimizi ortaya koyup da doğru sonuçlara varabiliriz. Bu adamların Avrupa ile Batı yla bağlantılarını biz hep görüyor muyuz? Evet. PKK gibi örgütleri, DHKPC gibi örgütleri içerisinde tutan, barındıran, insan hakları falan diye koruyan Avrupa ülkeleri mi? Evet. FETÖ'yü koruyan, kollayan, içinde tutan, barındıran Batı mı? Evet. Ve FETÖ'cüleri. Peki oy alabilmek için bu terör örgütlerine yanlayanlar şu anda kimler? Hangi partiler? Onu bir sorun. Bir de şunu sorun. Suriyeliler Türkiye sınırlarından geçip de Avrupa'ya ulaşmasın diye Türkiye'ye milyarlarca dolar veren yine Avrupa mı? Evet. Buradan da görüyoruz ki Avrupa alın şu parayı sakın Suriyelileri bize sokmayın. Sizde kalsın. Nasıl propaganda yapılması gerekiyorsa yapın. İşte ırkçılık yapmayın deyin. Faşistlik yapmayın deyin. Ne derseniz deyin o Suriyeleri orada tutun diyen Avrupa mı? Evet. Peki bu Avrupa'ya yanlayanlar hangi partiler? Bir de onu düşünün. Dediğim gibi her şey çok detaylı yani kim kimin adamı, nasıl bir örgüt var bunu bilmiyoruz ama şu kaba resmi biliyoruz. O yüzden de bu kaba resmi bildiğimiz için sol gerici tayfa eğer iktidarı ele geçirirse sığınmacıları salmayacak abi. Avrupa'ya bırakmayacak, geri de yollamayacak. Eğer buna niyetli olsalardı bu tür mülteci filmleri festivali, ondan sonra işte yok Mubi'ye sığınmacı filmi çekmek, bu tür şeylere para harcamazlardı. Bu tür şeylere destek vermezlerdi. Bunun yolunu yapmazlardı. O yüzden yarım ağızla konuşuyor Kılıçdaroğlu. Çünkü açık açık dese ki şunu düşünün arkadaşlar Kılıçdaroğlu şimdi çıkıp dese hayır sığınmacıları geri yollamayacağız kalacak dese kim oy verir? Şu an öyle bir yarım ağızla konuşuyor ki iktidara gelirlerse döndükleri zaman ya siz hani böyle dememiş miydiniz diye sormasınlar diye. Ya biz şey dedik çok sıkı pazarlık yapacağız Avrupa ile dedik. Yani en büyük krizlerimizden bir tane. En büyük krizimiz ya şu anda. Şu an en büyük krizimiz. Ve bunun ırkçılıkla falan alakası yok. Her seferinde ben söylüyorum. Her seferinde söylemeye de devam edeceğim. Dünyanın en güzel insanları da olabilir. Benim şahsi görüşüm kesinlikle gözü kapalı bir şekilde ne kadar dızo varsa yollayın Suriye'ye. O kadar Suriyeli gelsin. Ben tercih ederim. Ben tercih ederim abi. Sorun sevmemekte ırkçılıkta falan değil sorun Avrupa'nın gözüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin sığınmacı çöplüğüne çevrilmesi. Neden? Suriye'yi darmadağın eden ben değilim. Evet belki ileride daha detaylı bilgilere sahip oluruz. Yani bu partilerin batıyla ne bağlantıları var? Neden böyleler? Kim kimin adamı? Belki işte şu ortaya çıkar. Filanca kurum şu kişiyi şu partiye yerleştirdi falan. Bir sürü şey ortaya çıkabilir. Şu an bunları çok böyle detaylı bilmemize gerek yok. Bu şey gibi arkadaşlar eskiden astroloji bilimi varmış ya. Adam gökyüzüne bakıyor. Gece işte belli bir saatte tepede atıyorum Orion takım yıldızını görüyor. O Orion takım yıldızı onlar için bir tanrı. Bereket tanrısı diyor mesela. Adam onu bereket tanrısı sanıyor. Gökyüzüne bakıyor. Diyor ki bereket tanrısı çıktı. Şu an tohumlarınızı ekebilirsiniz. Gerçekten de o bereket tanrısı gözüktüğü zaman tohumlarını ekince yeşeriyor. Neden? Çünkü o takım yıldızı her sene havalar düzeldiği zaman o saatte orada oluyor. Yani gördüğünüz gibi adam yanlış biliyor ama doğru sonuca varıyor. O yüzden diyorum sonuç elde edebilmek için ya da bazı sonuçları önceden bilebilmek için bütün detaylı bilgiye sahip olmamıza gerek yok. Sen onu bereket tanrısı sanabilirsin ama alacağın sonuç doğru sonuç olur. Bereket tanrısı yukarıdayken tohum ektiğin zaman yeşerir. Nasıl ilişkiler var onu bilmiyoruz ama sonucu biliyoruz. O sonuç da bu adamlar başa gelirse sığınmacıları geri yollamayacaklar abi.